İzleyen herkese selamlarımı yolluyorum. Halil Özkurt ben. Bugün ayın 28'i, 28 Nisan 2024. Balıklı yaylamızdan Acısu mahallemize doğru yürümek için yola çıktım. Saat 14.30. Çok da güzel hava var. Müthiş kuş çıvıltıları. Aşağıdan gelen su sesi. Ara ara da kameramın sesi. Başka aykırı bir ses yok. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. Ara ara yol görüntülerini çekeceğim. Buradan aşağı çok defa yürümüştüm zaten. Sıcak bir hava var. Yukarılarda acayip sıcaklık var, aşağılarda bir sis var, bulut var, duman var. Itır nebüvet yavarın. Şöyle dereye doğru inmeye devam edelim. Alabofor Deresi'ne doğru şu anda inmek üzereyim. Hatta indik hemen alt tarafta. Suyun sesi kameraya da yansıyordur. Çok güzel bir insanın ruhunu okşuyor şu. Yandaki kızıl ağaçlar birkaç yıllık, bakın ne kadar sık burada büyüdüler. Böyle kesim yapılan, dikim olmayan yerlerde genelde kızıl ağaçlık oluyor. O kadar sık bir şuraya bakın ya. Hemen şu geldiğimiz yer, Suriye'den yukarı eskiden yaylaya geldiğimiz zaman son dinlenme alanıydı. Alabofor Çimeni diye geçiyordu burası. O zaman tabi Arap yolu falan yok, şu an birazdan gideceğimiz patika yol sadece vardı. Hemen şu görünen yerin ortasında iki tane göze suyu vardı. Buradan aşağı birçok kez yürüdüm ben. Buradan videoları da paylaştım. 2024 yılının buradan aşağı sanırım ikinci yürüyüşü, bir kere daha yürüdüm buradan. Tomar çiçeğe bakın, tomurcuklanmış, açmaya başladı. Çok güzel. Maşallah, subhanallah. Şuradaki ahşap oluktan akan çok güzel bir suydu. Azalmış ama şimdi buraya
tane plastikten hortum bağlamışlar. Çok özel bir sudur. Şöyle kameramızı düşürmeden. Bismillah. Çok lezzetli ya. Bakın şu anda 30 derece sıcaklık var. Buz gibi su. Ne kadar büyük bir nimet. Hemen şuradan çıkıyor. İnsanın ruhunu okşuyor burası var ya. Çok güzel ya. Bakalım bugün yabani hayvanla burada karşılaşacak mıyız? Burada genelde karaca oluyor. Tilki, çakal ve bol miktarda da domuz olduğunu biliyoruz. Ara ara rastladığım oldu, bakalım bugün yolda rastlar mıyız? Şimdi hava sıcak olduğu için genelde suya yakın yerlere iniyorlar. Bu yolun en güzel noktalardan bir tanesi de burası. Aşağıda üstten yolun, şimdi geçeceğiz oradan. Orman birbirini kapattı, alttan böyle tünelden geçiyor hissi veriyor. Ama şu güzelliğe bakın ya. Of, mis gibi ya. Bazıları kuruyor, bazıları yeni geliyor. Şimdi bakın bir anda böyle serin ve karanlık bir yere doğru gireceğiz. Burası çok güzel. Bakın hissediyorsunuz siz de. Şöyle kameraya çevirelim. Yan tarafını da görün. Şöyle aradan baktığımız zaman da Tumbi Yaylamız hemen karşıda gözüküyor. Aşağıya doğru devam edelim. Şunların uçlarındaki tomurcuklara bakın ya. Bunlar tohum zannedersem. Evet, devam edelim. Ne kadar güzel ya. Büyük en yaprağı. Hay maşallah. Burası normalde şu etraf hep çimendi. Çocukluğumuzda. Buradan tabi el ayak çekilince ormanlaşma hemen başladı. Doğanın müthiş bir dengesi var. İnsan eli çekilince belli bir dönem sonra eski doğal haline hemen dönüyor. Rabbimiz o kadar güzel bir sistem yaratmış ki her şeyi dengeli. Mesela yaban hayatında da aynı şekilde. Mutlaka hayvanların birbirini dengeleyecek tarzda Rabbimiz yaratıyor. Mesela çakalların domuz yavrularını yediğini geçen öğrendim. Yani çakallar olmasa her tarafı domuzlar basar. Böyle müthiş bir denge var doğada. Hiçbir şey tesadüfi asla değil. Şimdi bakın şurada bir tane çiçek var. Aynı çamurdan, aynı sudan fışkırıp çıkıyor. Şu tesadüf olabilir mi ya? Şundaki güzelliğe bakar mısın? Tasarıma bakar mısınız ya? Bir de bu çiçekler hep bahardan açıyor. Yeniden toprak üstüne çıkacakları tarihi zamanı kendileri nereden biliyor? Bunu iyi düşünmek lazım. Bunların saati yok, beyni yok, aklı yok. Rabbimiz nasıl bir planlama, programlama yapmış ki o tarih saat geldiğinde bütün bitkiler yerden fışkırıyor. Elhamdülillah. Bakın komar çiçekleri. Artık aşağılardan yukarı aşağı indikçe daha çok açmaya başlamışlar. Muhtemelen biraz daha aşağı indik miydi daha güzellerini göreceğiz. Birkaç gün güneşin yoğun şekilde vurmasına bağlı. Hemen yeşeriyorlar. Bunlar yabani fındık ağaçları. Ne güzel buraya süslemişler.
yere de dikkatli yürümek lazım. Böyle engebeli taşlı maçlı olduğu için her an insanın ayağı takılıp düşebilir. Birincisi, buraya uygun ayakkabı giymek lazım. Ayakkabı kaymayacak. İkincisi, ayakkabının içerisinde zemine tam oturacak. Düz ayakkabı giyerseniz hem kayar hem de yürüdükçe üstten aşağıya parmak uçları öne dayandığı için parmak uçları bir dönem sonra sızlamaya başlar. Ben de gider yürüyüş ayakkabısı. Çok rahatlar yani, hiç rahatsız etmiyor. Suda geçirmediği için bu işte son derece uygun. Bunlara trekking ayakkabısı diyorlar. Bazıları yürüyüş ayakkabısı diye alıyor ama ondan normal düz zeminde yürüyüş ayakkabısı oluyor bunlar. Dağ bayır ormanda giyip dolaşmak için özel üretilmiş ayakkabılar. Şu kuşu duyuyor musunuz ya? Burası rahmetli Emin Gedikli amcamızın yayla evi. Ama yıllardır atıl vaziyette bu şekilde duruyor. Bakın burada araba yolu falan yok. Şu malzeme hep sırta taşındı buraya. Büyük zahmetlerle. Şu an insan bunu düşününce aklı almıyor. Aşağıdan yukarı yürüme gelemiyoruz buraya. Üstten aşağı da inan yürürken insan yoruluyor ama o dönem o malzeme oraya sırta taşındı. Buradaki fındık ağacını kar kırmış. Şöyle yolu açalım buradan. Şunu da şöyle vurursak alır onda. Şunu da şöyle vurduk mu? Evet. Buna çok üzüldüm. Bak her zaman geçerken eriğinden tattığımız erik ağacı hep kırılmış. Muhtemelen yoğun karda oldu. Çiçekleri de üzerinde kalmış. Çok güzel manzara. Güneş aralardan yere iniyor. Bakın ne güzel fon oluşturmuş. Aşağı, bir sağdan aşağı araba yoluna yol iniyor. Bir de buradan aşağı iniyor. Burası eski patika yayla yolu. Sol taraftan aşağı inelim bu sefer. Aşağıda büyük çok güzel gürgen ağaçları var. Onları görmüş oluruz. Aldım şu kemençemi, karabaşını dinlerim. Aldım şu kemençemi, karabaşını çok güzel ya. Birazdan Ümit Şahin arkadaşımızı
ailesinin evinin olduğu yere doğru çıkacağız. Şu anda da buraya esiyor. Müthiş bir serinlik, güzellik var böyle. Şu yapraklara baksana da ya. Rüzgar nasıl dans ettiriyor onları. Ey maşallah. Bu güzellikler Allah'a ait, maşallah demek gerekiyor. Maşallah'ın anlamı, ya Rabbi diyoruz, sen ne güzel yarattın. Rabbimizin yaratma sanatını övmektir maşallah demek. Şirki darmadağın eder. Maşallah ve inşallah zikri en büyük zikirlerdendir. İnşallah Allah'ın izniyle anlamındadır. Şu gürgen ağacına bakın ya, ay maşallah. Ne kadar güzel görkemli görünüyor. Eski yaylı evlerine güzel bir örnek de burada var. Bunlar çok daha bereketli oluyor. Evin kullanıldığı etraftaki istiflerden, fasulye çubuklarından, kömürelikten diyelim, belli oluyor. Etrafında hep meyve ağaçları var. Eski büyüklerimiz yaptılar. Çok sağlam yapıldığı için çok rahat günümüze kadar böyle geliyor. Şimdi şuradan aşağı gidelim. Şu arkadaki zifin çiçeklerinin açmış olabileceğini düşünüyorum. Şuradaki meyveye baksanıza. Ne kadar güzel süslenmiş. Zifinler açmış görünüyor. Ah! Selamun aleyküm. Ya dedim, büyük ihtimalle burada olmayabilir ama. Seni her sene burada görmedim miydi? Bir taraf eksik kalıyor ya. Evet, evet dedim ki ben ama önceki gün öyle sık gelemiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sakel yapayasına. İçinde ot var da, patatesin içinde otları önce alayım dedim. He. Büyümedi. Ondan sonra patates biraz daha büyüdü mü, o zaman oluyor mu burada patates? Geçen sene güzel oldu. Maşallah. Ama yaparsan olur. Hizmetini yaparsan olur. Ama öyle tıkır tıkır akırsan o zaman... Ya onu yapacaksın, onunla konuşacaksın, sohbet edeceksin. Ondan aynı çok öyle. Sohbet edeceksin tabii. Onunla beraber konuşacaksın, sohbet edeceksin. Ne ihtiyacı, ne isteği varsa vereceksin. Aynen. Seni, her şeyini yapacağız. Ona sevgini göstermedin mi? Küsüyor. Ama küser tabii. Sen onu seversen o da seni sever. Hani sabah kalkıp buna selam vereceksin. Çanlı çünkü bu. Çanlı. Ya, evet, çanlı da. Çanlı. Evet. Burada dikenler var ama dikip bırakıyor. Ondan sonra altına ya sulu yayma onu veya sagelini diyeyim veya ilacı şu öyle bir şey yaptı. Ondan sonra patates olmadı. Ya senin oldu da benim olmadı.
Ama ben ondan geldi kalkaydı. Maşallah. Öyle de. Evet. Ya ben de geldim Halit. Sabahleyin Selahattin var ya. Ha. Onunla beraber geldim. Eskisi gibi öyle gelip gidemeyelim yani. Önceden yürümek de gelip. Ama sen burada akşam, sürekli durabilirsin. Burası senin için çok ideal bir yer ya. Nasip olursa bu akşam burada. Yani akşama inerim. Al yengemi gel otur burada aşağı. Boş ver köyü ya. İnek işi var ya, inek bağlar. Ya kapatın onları ya. Rahatsızlık yapar. Satır onları, çıksın aradan, boş verin ya. Ya babanın da var değil mi? O da satıracağız abi, bitiyor ya. Ya da bitti. Aynen aynen ya, temiz temiz arada, temiz çayını otur aşağı. İnek olmasa ne olur ya, bir şey olmaz ya. Hiçbir şeysi yok. Kârı yok. Yok, kârı yok, katkısı da yok. Ama öyle. O seni her tarafa bağlıyor seni. Ama bak şimdi o inek olmasa kendi gelirdi, gelebilirdi. İster istemez bağlar. Yani hep ya böyle şey hayal edin işte. Şu gün satarım, işte bugün satarım ama. Yok yok, sütünden de müdünden ne süt satarım, ne yağ satarım, ne hiçbir şey yaparım. Ya çok şükür ona da ihtiyacın yok zaten. Ama yok. Ha. Allah aşkına. Nereden yaylıdan? Ha bunu aldım. Ha bu zifin çiçekleri orada kokla ya. Bırak hadi hadi. Ha köye kadar. Çiçekleri açtı ya. Aha. Ha iyi güzel. Göreyim onları inşallah. Elbet elbet. Haydi güle güle. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz hayırlı sonuca. Sağ olasın. İnşallah inşallah. Hadi, hadi güle güle. Sağ olasın. Aşağıdan yukarı rüzgar estiği için zifin çiçekleri açmış. Kokusunu alıyor. Bize doğru yolluyor. O kadar güzel bir koku geliyor ki aşağıdan yukarı. Keşke o kokuyu çekebilecek bir kamera olsa da onu size yansıtabilsem. Yani o kadar güzel geliyor. Şöyle çevirelim kameramızı. Bizim zifin çiçekleri. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Ay maşallah. Kendi güzel, rengi güzel ama en güzel kokusu. Şöyle yanına doğru inelim, şu yolun kenarında gidelim. Şöyle tam da açmadılar yani %60-70 açmış ama açmaya devam ediyor. Ama şu an bu bizim için yeterli. Şöyle size de koklatayım, hadi bakayım. Hadi ben sizi için koklayayım. Ne kadar güzelsiniz ya. Ne kadar güzelsiniz ya. Şunun içine bakın ya. Tomurcuklarına bakın ya. Bunlar orman külü diyorlar. Bu komar ve bu fanilya. Bunun balını yiyenlere bal çarpıyor diyorlar. Aslında bal çarpmıyor. Bunlarda yüksek oranda tansiyon düşürücü etken madde var. Tansiyona düşük insanlar, tansiyon daha çok düştüğü için bitkin düşüyor. Balın çarptığını zannediyorlar. Halbuki değil. Yüksek tansiyon hastası insanlar çok rahat bunun balını yiyebilirler. Çok güzel. Evet, aşağıya doğru yürüyelim. Çok güzeldi kokusu ya. Sırf şu kokuyu alabilmek için bile buraya çok rahat gelinir yani. Biraz makineyle buralara dokunmuşlar yani. Çok da bozmamışlar ama. Dokunulmasa iyi olurdu. Bir de şu tarafa doğru makineyi sokmuşlar. Yani buraların doğal kalması gerekiyor. Makine soktuğun zaman bütün orijinalliği gidiyor. Bakın şurada. Fazla kalamıyorum. Belli saatte köyde olmam lazım. O yüzden planladığımız zamana uyarak gidiyorum inşallah. Evet, şimdi Suriye ana yola doğru yürüyeceğiz. Vakit kalırsa Mahmura'dan aşağı patika yol var. Oraya da gireceğim. Eğer kalmazsa artık bir dahaki sefere. Evet, şu an zaten su içesim gelmişti. Bakın şuradaki su ne güzel akıyor. Etrafımda mis gibi ısırganlar var. Bakalım içebilecek miyiz bunlar? Isırganlar biraz yaksın biz. Hadi bakalım.
Suriye mahalle içinden devam ediyoruz. Suriye'deki ana yola çıkmış bulunuyoruz. Birazcık yoldan devam ettikten sonra duruma göre tekrar patik yola girebiliriz. Köyün üzerinde sis var. Yani köyden yukarı bakılınca yukarılara kapalı gözüküyordur. Ama yukarısı açık. Şuradan aşağı bakın şöyle. Evet. Yaratılmış. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Bak şurada var. Bu küçük ama. Şu daha büyük. Yukarı doğru varanda çok fazla yok ama. Bak şurada 3-4 tane var. Havalar ısındıkça çabuk çabuk büyüyecekler inşallah. Mahura'ya kadar indik. Yol boyu devam ediyoruz. Güzel güzel, bugün güzeldi, hoşuma gitti. Hava yürümeye elverişliydi. Şu laharlara baksanıza nasıl çiçeklemişler. Dönem sonra çiçeklerin tamamı tohum olacak. Mahura'dan aşağı tekrar patika yola girdim. Buradan aşağıda bilenler için söylüyorum. Konak Kayası'na kadar ya kısa bir patika yol var. Şimdi oraya yürüyeceğim. Buranın da doğallığı çok güzel. Buradan aşağı inerim. Muhtemelen şu aşağıdaki tarafta komar ve zifin çiçeklerini aynı anda görmüş olacağız. Ya şuraya bak. Şu su şişesinin burada ne işi var? La ilahe illallah. Şuraya bakın. Nasıl?
Güzel değilmiş. Bak konuşunca ondan sallanıyor. Emin olun bizi hissediyor. Bizim çocukluğumuzda şura çimendi. Tabii kullanılmayınca. Hatta daha bir öncesi burası tarlaydı. Bakın ne hale geldi. Evet. Dediğim gibi zifinler buradan aşağıda var. Oh, ne güzel kokuyorsun maşallah. Çok güzeller değil mi? Hey, maşallah. Aşağıya doğru devam edelim. Bak köye yakın. Buranın da apayrı bir güzelliği var. Bu yol aynı orijinalliğini koruyor. Ne güzel koku geldi ya. Oh, rüzgar aşağıdan yukarı vurunca aşağıda olan çiçeklerin kokusunu yukarı doğru getiriyor. Evet, işte o ev. Fahri amcamızın evi burası. Ama tabii kullanılmadığı için yavaş yavaş birinden sonra doğru gidiyor. Aslında çocukları buraya yaptırsa şahane olmaz mı? Ama öyle beton yığını olmayacak. Mümkünse orijinaline uygun. Evet, Bahri amcamızın evini de selamladık. Aşağıya doğru iniyoruz. Şu aşağıda görünen aydınlık alan Konak Kayası'nın hemen üstü. Buradan Tumbi Deresi'ne yani Ayazma tarafına giden araba yolu burası. Biz oradan tekrar sol tarafa ana yola çıkacağız. Evet, o köyün üzerindeki sis aşağıya doğru çekildi. Yayladan başlayan patika yolculuğumuz hemen köyün baş tarafında son buluyor. Saat 14.30'da çıkmıştım oradan. Yaklaşık 1 saat 45 dakikada buraya geldim. Güzeldi. Ama şöyle bir hafta veya 2 hafta sonra girilmiş olsa yol kenarlarındaki o çiçekler çok daha güzel açmış. Çok daha doğal manzaralar oluşmuş olacak. İnşallah Allah nasip ederse o zamana gelirsek bir daha geliriz buradan aşağı. Şimdi Konak Kayası'ndan şöyle yeşillikler içerisinde normal ana yola doğru yürüyoruz. Şu taşı da şöyle yolun kenarına atalım. Bu videoyu burada sonlandıralım. Sonraki daha güzel videolarda buluşmak üzere. Herkese selamlar.